Herkese merhaba Shift Linux izleyenleri. Windows 11 ile alakalı video çekmeye devam ediyoruz. Bundan birkaç gün önce Samet sizlere Windows 11 resmi olarak tanıtılmadan bilgisayarına indirmiş ve videosunu çekmişti. Orada belli başlı özelliklere bakmıştık. Ancak o zamandan bu zamana vakit geçti ve Windows 11 resmi olarak tanıtıldı. Yani bizim o ISO dosyasında bilmediğimiz özellikler de karşımıza çıkartıldı. Ardından birçok soru işareti soruldu. Tamam, yeni bir işletim sistemi var ama ben bunu yükleyebilecek miyim? Yükleyebileceksem ne zaman yükleyeceğim? Bilgisayarım destekliyor mu gibi. Hatta Windows 11 artık ben de yükleyebilir miyim gibi sorular dönüp dolaşıyordu. Bu videoda sizlerle beraber aklınızda ne kadar soru işareti varsa bunları tamamlayacak. İlk olarak da Windows 11 tanıtıldıktan sonraki resmi sürümüne bakacağız. Windows Insider'a kayıtlı bir hesabınız varsa bilgisayarınıza Windows 11'i aynı bizim yaptığımız gibi indirebiliyorsunuz. İndirmesi de çok basit. Ayarlara gidin, güncelleştirme kısmından Windows Insider kısmına gidin ve orada geliştirici seçeneğini açarak, ki hesabınızın da Windows Insider internet sitesinde kayıtlı olması gerekiyor. Onun da linkini aşağıya bırakacağım. Ardından da işlemleri tamamlıyorsunuz, ki çok basit işlemler var ve son olarak da yapmanız gereken şey bilgisayarı güncellemek. Windows 11 otomatik olarak bulunuyor ve bilgisayarınızı güncelleniyor. Yani bilgisayarı destekleyen ve Windows Insider'a kayıt olan herkes Windows 11'i indirecek. Artık noktayı koymuş olduk. Peki soru şu: Windows 11'i yükledikten sonra nasıl bir sıkıntıyla karşılaşabilirim diye. Bu bir işletim sistemi, kocaman bir işletim sistemi ve tabii ki çok büyük sıkıntıları var. Zaten geliştirici sürümü de bundan dolayı var. Eğer bilgisayarınızda sıkıntı yaşamak istemiyorsanız ve bunlardan sıkılıyorsanız kesinlikle buraya gitmeyin. Eğer dosyalarınızı yedeklemediyseniz kesinlikle Windows 11'i indirmeyin. Şimdiden uyarıları gerçekleştirmiş olayım. Ekran resmindeyim. Şöyle bir Windows 11'e tekrar bir göz atalım. Samet sizlere göstermişti ama resmi olarak tanıtılan detaylar ve değişen birkaç detay var. Bu detaylardan en büyük ayarlar kısmında bu resmi olarak tanıtılmış bir dosya ve gerçekten hani son hali bu olacak gibi duruyor. Tabii şöyle bir şey var. Geliştirici sürümünde olduğumuz için çok şey değişebilir, çok şeyi görmeyebiliriz, çok hatayla karşılaşabiliriz. Şu anda ekran kaydındayım. Hani ekran kaydı bittiğinde düzgün olacak mı onu bile bilmiyorum. Ama ayarlar kısmına baktığımız zaman yenilendiğini görebiliyoruz. Şöyle bir baktığımız zaman hani kutucuk tasarımını görebiliyoruz. Monitör kısmına girdiğimiz zaman da hani çok anlatacak bir şey yok aslında. Artık sistem değişmiş. Buradan ana menüye giriyor. Buradan aygıtlara giriyor ve cihazınızı teker teker buralardan ekleyebiliyorsunuz. Eskiden buralar daha iyiydi sanki. Bu tasarımı çok sevmedim. Onu şimdiden söylemiş olayım. Tasarım demişken Windows 11'in tabii ki en büyük özelliklerinden bir tanesi tasarımın değişmiş olması. Mesela şuradaki şeyi görebiliyorsunuz. Biraz daha yumuşak. Bu alt taraf zaten değişti. Elim devamlı şu sol alta başlat menüsüne gidiyor ama halbuki artık o ortada. Buna alışman gerekiyor. Unut onu artık diye kendi kendime telkinler veriyorum. Şöyle bir menüye geldiğimiz zaman bakın, burada son dosyaları görebiliyoruz ve burada da uygulamaları görebiliyoruz. Tüm uygulamalar kısmına gittiğimiz zaman aslında şurada olan kısmın buraya biraz daha farklı bir şekilde taşındığını görebiliyoruz, ki şöyle biraz daha aşağıya doğru gittiğim zaman bakalım neler göreceğiz diye. Farklı şeyler var, ki bunlardan bir tanesini hemen kaçırmadan Xbox. Xbox bizim için önemli bir uygulama olarak karşımıza çıkacak. Windows 11 oyun için tasarlanmış en iyi Windows olarak Microsoft tarafından bizlere lanse edildi. Bu ne manaya geliyor? Artık Xbox'ta kullanılan teknolojiler burada da karşımıza çıkıyor. Örneğin hızlı yükleme süreleri gibi süreler burada da karşımıza çıkacak. Ya da oyunları HDR çevirme gibi detaylar eğer bilgisayarınız destekliyorsa, ki burada karşımıza çıkacak. Bakın, Xbox Game Pass uygulamasını normalde bilgisayarınıza indirmeniz gerekiyordu ama Windows 11 ile beraber otomatik olarak geliyor. Yani şöyle bir bilgisayar aldınız ama bundan haberiniz yoksa Game Pass'e yanlışlıkla denk gelirseniz 29 liraya dünyaları oynayabileceğinizi fark edebiliyor ve burada oyun oynamaya başlayabiliyorsunuz, ki Windows 11 gerçekten oyun için çok heyecanlı olacak. Game Pass üyeliğinden de bahsedeyim. 29 liraya satın aldıktan sonra Forza 5 gibi, Forza 4 gibi, Futbol Manager gibi, yani girip kendiniz bakabilirsiniz. Hatta bir videosu var açıklama kısmında. Orada detayları görebileceksiniz. Şimdi yeni bir olaydan daha bahsedeceğim. Windows neyle meşhurdur? Zırt pırt güncellenmesiyle. İş yaparsın güncellenir abi. Hemen orada onu anlar, hemen dur bilgisayarı güncelleyeyim diye konuşur, ama şaka bir yana artık Windows güncellemelerinin boyutları da %30-%40 daha azaldı ve daha verimli bir şekilde yüklenecek. O da Windows 11'in bize sunulan diğer özelliklerin yanındaydı. Şöyle bir sizlerle beraber bir Chrome'a girmek istiyorum. Bir uygulamalara girmek istiyorum. Mesela burada hani çok da farklı bir şey göremiyorsunuz. Ben hani kendi bilgisayarıma şöyle aşağıya gidip masa üstüne gitmeyi çok seviyordum. Burada gidemedim. Belki de bir ayarı var, bilmiyorum. Şöyle bir tıkladığım zaman bir Android menüsündeymişim gibi hissettim. Mesela şöyle parlaklığı azaltıp arttırabiliyorum. Şurada sesi azaltıp arttırabiliyorum. Bakın burada işte Wi-Fi'yi görebiliyorum. Şu anda bağlı. Buradan direkt açıp kapatabiliyorum. Hani buralar biraz daha değişmiş. Sanki biraz daha iyi olmuş. Direkt ayarları buradan gidebilirsiniz. Ve şöyle söyleyeyim. Windows Update kısmına geldiğimiz zaman da gördüğünüz gibi buradaki Windows Update de değişmiş.
Hemen şöyle tekrar çıkıyorum. Şimdi Windows 11'in nasıl yükleneceğini sizlere söylemiş olduk ki zaten gördünüz. Sıradaki soru şu. Benim bilgisayarım Windows 11 destekliyor mu? Bunun için şifreli net editörleri gerçekten internet sistemimize çok güzel bir haberle yayınladı. İşlemciniz Windows 11'in uyumluluğunu denetleme yöntemlerinden bir tanesi burada mesela yazılmış. Şifreli nette birçok haberi bulabileceğiniz gibi bu da burada karşımıza çıkmış. İşlemcinizin Windows 11 destekleyip desteklemediğini direkt olarak buradan görebiliyorsunuz. Hemen mesela Intel işlemciniz varsa buradan tıklayın, AMD işlemciniz varsa buradan tıklayın deyip hemen içeriye gidiyorsunuz ve direkt olarak bakabiliyorsunuz. Mesela benim evdeki bilgisayarımda Ryzen 5600X var. Destekliyor mu? Şöyle bir ineyim aşağıya, korktum ve evet 5600X destekliyor. Ya da diğer yapacağınız şeyler neler? Hemen burada bize Yiğitcan Polat güzel bir şekilde açıklamış. Tabii ki dediğim gibi senin içerisinde birçok sizlere bilgi de sunuluyor. Yani ne oldu? Windows 11'e bir yakından baktık. Windows 11 bilgisayarınız destekliyor mu? Bunu öğrenip nasıl yükleyeceğinizi de göstermiş olduk. Asıl soru şu. Windows 11 tam olarak karşımıza ne zaman çıkacak? 2021 yılı içerisinde Windows 11'i kullanan bilgisayarları göreceğiz. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Ama Windows 11'i biz yükseltmek istersek ki bu ücretsiz olacak, 2022 yılını beklememiz gerekiyor. Şöyle söyleyeyim, gerekirse 2023 yılında beklerim ama karşıma çok düzgün bir işletim sistemi gelsin. Hatalarla dolu bir işletim sistemini istemeyiz. Çünkü gerçekten çok büyük heyecan verici yenilikler var. Bunlardan en büyüğü de mesela burada hemen sizlere göstereyim. Microsoft Store'un artık yenilenmiş hali ve görmüş olduğunuz gibi burada hani yeniliklerle karşılaşacağız. İşin en güzel kısmı Android uygulamalarını Windows'ta kullanabileceğiz. Bu çok büyük bir olay. Şöyle düşünün, artık Android geliştiricileri biraz daha artabilir ki zaten sayıları az değildi zaten. Daha iyi uygulamalara geliştirebilirler. Daha farklı fikirler çıkabilirler. Bu Google'la olan anlaşmayı, işbirliğini gerçekten çok farklı yerlere gönderebilir. Bugün sizlerle beraber tüm detaylara baktığımızı düşünüyorum. Artık Windows 11 ile alakalı merak edebileceğiz ne kadar detay kalmış olabilir ki diye düşünüyorum. Ve merak ettiğiniz varsa yorumlar kısmına yazın diyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.